Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Türkiye turizmi can çekişiyor. Sebebi ise turizmciler. Bu kadar pahalı fiyatlara, bu kadar fahiş fiyatlara tabii ki insanlar bilerek ve isteyerek gitmez ve kazıklanmaz. Ben geçtiğimiz günlerde beni takip edenlerin bileceği üzere Yunanistan'a gittim. Yunanistan'ın başkenti Atina'da 20 euroya sınırsız bir şekilde balık ürünleri, meze, salatalar, içkinin satıldığını, çok da lezzetli olduğunu anlattım. Şimdi bazı izleyicilerimiz bu yayınımızdan sonra bizlere itham ettiler. Böyle bir fiyat olamaz dediler. Vesaire dediler. Önce bu görüntüleri ekranlarınıza getireceğim. Ardından da inanmayanlar için söyleyeceklerim var. Türkler Yunan mutfağını seviyor mu? Seviyorlar. Zaten dükkanımıza da epey Türk arkadaşlar geliyor. İstanbul'dan olsun, bütün Türkiye'den geliyorlar. Masamızda Yunan salatası var. Karide salçalı, roka ile peynirli roka, cacıkmış, hamsi, ıhtapot, pancar var. Bu gördüğünüz salata biz turşu deriz ama Yunanistan'da İstanbul salatası. Evet. Gelelim fiyatlara. Buraya bir kişi geldiği zaman ya da iki kişi geldiği zaman ne kadar para ödemek zorunda? Burada adam başı 20 euro. Ne kadar istersen yemek içebilirsin ve sınırsız. İçki de içinde. İçki de içinde. Evet. Rakıymış, çipuroymuş, uzoymuş, şarapmış. 20 euro. Yani 20 euro. Değerli izleyicilerimiz, bugünün kuruyla 700 TL yapıyor. Şimdi biraz da balıklar gelince göreceksiniz. Bakın 20 euroya sınırsız bir şekilde balık yiyebiliyorsunuz. Şu salatalardan istediğiniz kadar söyleyebiliyorsunuz. Alkol alanlara da isteyenler de alkol alabiliyor. Bizde neden bu kadar pahalı? Türkler için uygun, evet. Ve bütün geneller, Türkler, herkes şikayetçi. Hepsi. Fiyatlardan. Türkiye'deki fiyatlardan. Türkiye'deki fiyatlardan, evet. Onun için burada zaten yerleşmek de, çoğu burada yerleşmek de istiyor. Burada da yaşamak istiyor. Yunanistan'da yani. Evet, evet. Biz konuştuğumuz sırada bu hamsi sanıyorum değil mi? Evet, hamsi. Evet, yani sürekli gelmeye devam ediyor. Burada pilav dahi var arkadaşlar, bakın. Görüyorsunuz. Peki, Murat Bey, size soracak olursak, şimdi çok güzel bir konuya değindi beyefendi. Türklerden bir talep var. Bu talebi siz daha çok gayrimenkul sektöründe çalıştığınız için görüyorsunuzdur. Vatandaşlarımız buradan ev mi alıyorlar? Nedir? Buradan gayrimenkul, yani Golden Visa programı denilen bir programla yatırım yapmaları durumunda kişinin kendisi, eşi, 21 yaş altındaki bütün çocukları dilerlerse kayınpeder, kayınvalidelerine, yani yatırım yapan kişinin anne babasına dahil ederek oturum elde ediyorlar. Bu bir avantaj. Şimdi siz de geziyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Yunanistan'da, Atina'da tabii ki genel olarak Yunanistan'ın hemen hemen her yeri bu şekilde. Yeme, içme, eğlenme veya insanların gezmesi gayet ekonomik, gayet küçük bütçelerle bunları halledebiliyorlar. Yani, peki bir ailenin, 4 kişilik bir ailenin geçinmesi için kaç euro kazanması gerekiyor? Ya bu kişinin tabii ki hayattaki eğlencesine veya kullanımına göre değişir ama hani tüketimine göre. 1000 euro dersek eğer ve evi varsa, kira yoksa 1000 ila 1500 euro arasında Yunanistan'da çok üst düzey bir yaşantı beklemiyorsa böyle bir sofrayı haftanın işte bir günü gelip burada yiyebilir, ailecek dışarıda yemek yiyebilir ve diyelim ki 4 kişi 80 euroya burada mal edebilir yani. Bakın değerli izleyicilerimiz, burada sizin söylemenize de gerek yok. Sürekli arkadaşlar yemek getiriyorlar ve bunların hepsi kişi başı sadece 20 euro. Ülkemizdeki bu fiyat artışı vatandaşlarımızı ciddi anlamda Yunanistan'a yönlendirmiş vaziyette. Yunanistan'da yatırım yapmak isteyen, ev sahibi olmak isteyen, Golden Visa denilen bir ayrıcalık var. 250 bin euroya kadar Yunanistan'dan bir konut ya da birden fazla konut, toplamda 250 bin euro değerinde ev alırsanız sizin de
Yunanistan'da ve tüm Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım hakkınız oluyor. Vize sorunu ortadan kalkıyor. Türkler de ciddi anlamda buradan ev alıyorlar bu nedenle. O nedenle de ne yapmanız gerekiyor, ne yapmaları gerekiyor Murat Bey? Sizin aracılığınızla eğer bize ulaşırlarsa biz yatırımcılarımızın, misafirlerimizin, öyle ifade edeyim, burayla ilgili bilgileri, bildiklerimizi paylaşırız kendileriyle ve elimizden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışırız. Evet, izlediniz. Aynı masayı Türkiye'de, Antalya'da, Çeşme'de, İstanbul'da, Ankara'da, bak sadece tatil yörelerini söylemiyorum. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, minimum ödeyeceğiniz para 100 euro. Üstelik sınırsız değil. Minimum. Net. Şimdi biz bunu yayınladık. Hakaretler edenler oldu. Küfür edenler oldu. Ahlaksızca yorumlar yapanlar oldu. Oldu oldu. Bizim bu tarz insanları kale alacak halimiz yok. Hiçbir şekilde görmeyiz de duymayız da. Tehditler bile aldık. Hiçbir önemi yok. Demirden korkan trene binmez. Gitmiş olduğumuz bu restoran Türkiye'den göç eden bir kişiye ait. Türkçe konuşuyor Hrant Bey'in. Şimdi ekranlarınıza bu restoranın adresini getiriyorum. İnanmayanlar olabilir. Biz buraya gideceğiz diyenler vardı. Gidin, görün arkadaşlar. İnanmayanlara sesleniyorum. Şu anda ekranda buranın adresini görüyorsunuz. Gittiğinizde de benim selamımı söyleyin Hrant Bey'e. Fatih Bey'in videosunu izledik. Onun üzerine geldik deyin. Fatih Bey'in yediklerinden, içtiklerinden içmek istiyoruz deyin. Ondan sonra 20 euro ödeyin, kalkın. Bu size özel bir şey değil. Kim giderse gitsin. Şimdi bazı izleyicilerimiz şu yorumu yapmış. İşte Yunanistan'ın Mykonos adasına gittim. İşte bilmem ne adasına gittim falan. İşte orası çok daha pahalı. Arkadaş, 20 euro Atina'da bu şekilde. Başka bir yere gidersin, başka bir para. Şimdi Mykonos dediğin yer dünyanın en turistik adalarından bir tanesi. Bak, ada adı üstünde. Orada bir balığa 30-40 euro alıyorlar. Ben Atina'da ya da Yunanistan'ın tamamında yemek fiyatları böyle demedim ki. Ama böyle yerler var diyorum. Aynı yemeği biz tatil için Türkiye'ye gittiğimizde yersek kaç para ödüyoruz? Bunu kıyaslayın diye ekranlara getirdim. Hayal mahsulü değil. Ekranın altında görüyorsunuz. Hrant Bey buranın sahibi. Selamımı söyleyin. Yemeğinizi yiyin. Kişi başı 20 euro ödeyin, çıkın. Sınırsız. İçki de sınırsız. Yemek de sınırsız. Türkiye'de böyle bir masayı 20 euroya tabii ki yiyemezsiniz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Üstelik bakın, deniz aynı deniz. Dikkat ederseniz masada genellikle deniz ürünleri var. Ege Denizi ortağız değil mi? Komşumuz değil mi Yunanistan? Aynı denizde bu balıklar tutulmuyor mu? Neden Türkiye'de bu kadar pahalı demek için turizmcilerin pek çoğunun Türkiye'de insanları, turistleri, misafirleri, gurbetçilerimizi nasıl dolandırdığını, kazıkladığını anlatmak için gittim. Vatandaşın lehine olan bir durum, vatandaşın gözü açılsın diye gittim. Ama birileri açtı ağzını, yumdu gözünü. Çok önemi yok. Hiç umurumda bile değil. Ben 25 yıla aşkın bir süredir gazetecilik yapıyorum. Hayatımda bir sefer bile gerçek olmayan bir şeyi ekrana yansıtmadım. O nedenle şimdi sizlere tavsiyem şu. Atina'ya gidecek olan kıymetli izleyicilerimizin Hrant Bey'in bu restoranını ziyaret etmesi. Atina'nın merkezinde bir yer, güzel bir yer. Gidin, oturun, yemeğinizi yiyin, için. Ondan sonra da Türkiye'de nasıl kazıklandığınızı anlayacaksınız. Nasıl turizm adı altında vatandaşlarımızın cebindeki paraların alındığını da anlayacaksınız. Evet değerli izleyicilerimiz, maalesef bazı izleyicilerimizin gözünün içerisine sokmak lazım. Ya inanmıyorsan gidersin. Birileri yorum yapmış, diyor ki ben, diyor, gülerek okuyorum.
Ben diyor işte bilmem nereye gittim. Bir tane balığa 50 euro verdim. Sanki çok büyük bir meziyetmiş gibi. Bana ne kazıklandıysan kardeşim sen? Bana ne? Bile bile gitmişsin, kazık yemişsin. 3 top dondurmaya 10 euro alıyorlar Antalya Side'de. Kazıklanıyorsun. Vatandaş ne yapsın kardeşim? Çocuğu dondurmayı görüyor, istiyor, almak zorunda. Esnaf turizm yaptığını iddia eden bu insanlar ahlaksızsa turistin ne suçu var? Bunu anlatırken ya sakın beni yanlış anlamayın. Ben çürük elmaları anlatıyorum. İşini düzgün bir şekilde, ahlaklı bir şekilde yapanlara asla bir şey söylemiyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Şimdi bazı turizmciler de sağ olsunlar bize çok destek verdiler. Beni arayanlar oldu. Gerçekleri gösterdiğimiz için teşekkür edenler oldu. Onlar da turizmci olduğunu iddia eden diğer çürük elmalardan şikayetçiler. Vatandaş hepimizi aynı görüyor diyorlar. Yani turizmcilere de zararı var bu hokkabazların. Çürük elmalardan bahsediyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi Atina'ya gidecek olan kıymetli izleyicilerimizin ekranın altında görmüş olduğunuz restorana, adresini yazmış olduğumuz, iletişimini yazmış olduğumuz restorana gitmek istiyorsa gidip orada bir fotoğraf çekip bana göndermesini de rica ediyorum, yayınlayacağım. İnanmıyorlar ya. Şöyle bir 20 euroyu alın elinize, bir fotoğrafı bir çekin bakalım. Hesabı bir gösterin bakalım. Evet değerli izleyicilerimiz, konuşacak çok konu var ama bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.